Yani Depay Beşiktaş'ın da gündemine gelen bir oyuncu. Şimdi Barcelona geçtiğimiz sezon kaleci transferinde Galatasaray'la. Daha önce Beşiktaş'la transferlerde araları iyi olan bir kulüp. Dolayısıyla bu Beşiktaş'ın da gündeminde, Galatasaray'ın da. Galatasaray'da uzun zamandır konuşuluyor. Beşiktaş'ın gündemine yeni geldi. Olabilecek bir transfer. Daha önce çok fazla sıcak bakmıyordum. Ama Galatasaray artık vites yükseltti. Vites yükselttiği için de hiçbir transfer olmaz diyemiyorum. Gerçekten gözü kararttı bu sene. Az önce de ifade ettim. Florya'da transfer anlamında, transfer komitesi anlamında. Burada en sessiz kalan Sayın Dursun Özbek. Dursun Özbek seçimi kazandı. Galatasaray'da çok ciddi anlamda bir aşağı doğru iniş vardı. Galatasaray camiası yönetimiyle, kongresiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla çok ciddi anlamda bir huzursuzluk vardı. Dursun Özbek şu anda arka planda. Onu ayrı ayrı kutluyorum ben. Çok eleştirdim kendisini. Eleştirdim olmuştur. Yine eleştiririm. Ama bu süreçte arka planda kalıyor. Fakat transfer sihirbazlarına da bu yetkiyi Sayın Dursun Özbek veriyor. Bunu da kabul etmek lazım yani. O yüzden bir taraftan da küçük bir eleştirim. Biraz sonra mutlaka sen soracaksındır sevgili Ezgi. Transferler tamam, ön taraf çok iyi gidiyor. Hala forvet, kanat isimleri konuşuluyor ama Galatasaray'da esas sorun şu anda aslında bakıldığı zaman stoper, savunma mevkii. Yani burada Dubai sakatlandı. 2 günde, 24 saat içinde hemen Sacha Boey'a lisans çıkartıldı. Antalyaspor maçında oynadı. Savunmada Marco'ya gittikten sonra orada şu anda Nelson, Abdülkerim Bardakçı var ama büyük olasılıkla da Nelson gidecek. Hatta bana göre gitti gidiyor. Yavaş yavaş hazırlıkları, büyük ihtimalle Giresunspor maçında bir vedaya hazırlanıyor. Dolayısıyla burada bir değil, 2 tane stoper transferi gerekecek. Ligler başladı. 2 tane stoper transferi bulmak kolay değil. Denayer ismi geçiyor. Denayer ile görüşüldü. Denayer aslında hazırlıkta fakat Erden Timur'un Denayer'in maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Kaan'ın maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Ama alternatif isimlerle görüştüklerini ifade etti sevgili Ezgi. Fakat lig başladıktan sonra ben Marcao'dan sonra Nelson, Abdülkerim Bardakçı ikilisinin henüz oturmadığını ifade ederken Nelson da gidip oraya yeni bir isim daha gelirse, hatta 2 isim gelmek zorunda. Dolayısıyla Galatasaray'ın ön tarafı bambaşka, orta tarafı bambaşka ama savunması Galatasaray şampiyonluğu için çok büyük bir risk teşkil edebilir yani. Ciddi bir meblağa satılacak bakıldığı zaman Nelson. Onu 14 artı soracaktım. Savaş, istersen bir aktaralım. Zira 18 milyon euro geçiyor ama 20'den aşağı Galatasaray'ın bırakmayacağı da söyleniyor. O rakamlara acaba çıkılabilir mi? Ne dersin? Ben Kimmich'e transferinde olduğu gibi 18 milyon 50 euroydu galiba. 14 artı 4 şu andaki en son Sevilla kulübünün yapmış olduğu rakam diye duydum. 14 milyon euro garanti para, 4 milyon euro da Marco'ya göre daha garanti bonuslar. Marco'nun mesela 10 artı 5 milyon bonuslarında biraz uzun vadeye yayıldığı için zor kısımları vardı. Ama Nelson'unki daha garanti. Dolayısıyla 7 milyon euroya aldığınız bir oyuncuyu 14 artı 4, 18 milyon euroya satıyorsanız çok ciddi bir rakam ve kutlanacak aslında bir transfer. Yani 25 milyon eurolardan bahsediyoruz. Hatta sosyal medyada 25 numaralı formayı giyiyor, 25 milyon eurodan aşağı almaz gibi espriler ya da göndermeler yapılmıştı. Ama 14 artı 4, 18 milyon euro da çok iyi bir rakam. Fakat ben o bölgeyi düşünüyorum açıkçası. Ha, ben olsam ben de satardım. Çünkü futbolcu gitmek istiyor. Futbolcu gitmek istediği zaman da orada çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. En fazla futbolcunun iyi niyeti Antalyaspor maçında sahaya çıktı. Giresunspor maçında eğer gidecek, yani büyük ihtimalle gitme olasılığı yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada da işini çok iyi profesyonel yapıyor. Ama bir Dünya Kupası oynanacak. O Dünya Kupası'nda rakamı daha yüksek olabilir mi? Bekleyip daha sonra satmak lazım görüşü de var. Ama bir futbolcu eğer gitmek istiyorsa, ederi de bulunduysa, beklenen rakamlarda ulaştıysa hep satılmasından yanayım. Ama Erden Timur bu konuda da ipuçları verdi. Yerlerine giderse oyuncularımız, B planımız hazır dedi. Tekrar söylüyorum, hazır oyuncu bulmak çok zor. Fenerbahçe bu sezonda 2 tane daha stoper transfer yaptı. Kolay olmuyor. Ama B planımız var dedikten sonra Sayın Erden Timur'a beklemek zorunda kalacak Galatasaray taraftarı o bölgeyi. Galatasaray'dan devam edeceğim Savaş ama ekranda bir son dakika transfer gelişmesi var. Emirhan İlkan resmen Torino'da, değerli izleyenler. Beşiktaş'tan açıklama geldi. Genç oyuncunun İtalyan kulübüne transfer olduğuyla alakalı. Hemen rakamı da aktaralım. 4,5 milyon euroya gerçekleşen bir transfer. Dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Aspor canlı yayınında Emirhan'la ilgili de konuşmuştu. Ve bu transferde kendisine yüklenilmesinin yanlış olduğundan bahsetmişti. Sözleşmesiyle ilgili detaylardan söz etmişti Emirhan'ın ve
resmi açıklama, oyuncunun Torino'ya gidişiyle ilgili resmi açıklamada yapıldı. Beşiktaş'ın 4,5 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay alacağını şu anda ekranda siz de altyazıda görüyorsunuz. Savaş, birkaç cümleyle sormak isterim sana bu son dakikayı, hemen sıcağı sıcağına bir değerlendirelim istersen. Ya hayırlı olsun. Çok fazla tartışıldı. Çok fazla konuşuldu. Yani genç bir oyuncu, geçtiğimiz sezon daha ortalarda olmayan, Sergen Hoca'yla beraber az sayıda maç oynayabilen, sonra arkasından peyder peyder kendini gösterebilen bir oyuncu. Hayırlı olsun. 4,5 milyon euro iyi bir rakam ama Ahmet Nur Çebi'ye çok fazla bu konuda eleştiri vardı. Kendisi de akşam Cüneyt Şen'le yaptığı söyleşide, röportajda, canlı yayında bu konuda değindi, açıkladı. Bundan sonra artık iki taraf için de hayırlı olsun diyelim. Belki ileride tekrar Beşiktaş'la yolları kesişir. Milli takım için önemli bir oyuncu olacaktır illaki. Türk futbolu yeni emirhanlar için bence çalışmalıdır. Daha fazla çıkmalıdır. İnşallah Beşiktaş altyapısından yeni emirhanlar çıkacaktır yani. Peki, başarılar dileyelim tabii ki Emirhan'a. Ben yeniden Galatasaray'a dönmek istiyorum. Şimdi biz iki net stopere ihtiyaç var dedik Galatasaray'da. Fanatik gazetesinde bugün Umut Bozok isminin gündeme geldiğini görüyoruz. Santrfor'a yine bir hamle yapacak mı acaba Galatasaray ve bu isim Umut Bozok olabilir mi? Yani Ali Akman'dan sonra Ali Akman transferi bitti denilip Umut Ozok transferi rafa kaldırılmıştı. Ama şu anda çok net, dün bu konuda çalışma yaptım. Menajerine uğraştım. Hem Fransız menajeri hem Türkiye'deki yetkili olan menajeri. Galatasaray'ın Erden Timur'un yürüttüğü transfer çalışması içinde bundan yaklaşık 20 gün önce, bir ay önce yapılan görüşmeden sonra en ufak bir görüşmenin olmadığını. Ben de çok da samimiyetine inandığım insanlar. Ama önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyorum. Bence Seferovic ile Gomis'in dışında bir yerli santrofor alınması lazım. Ya altyapıdan çıkartacaksınız, orada da yerleri kiralarız. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir çalışma olabilir ama şu an itibariyle herhangi bir teklifin ne Lorient'e ne de Umut Bozok'a olmadı. Umut Bozok bekliyor. Umut Bozok Trabzonspor için de görüşmeler sürüyor. Lorient'le. Yeni bir teklif yapıldı hatta Trabzonspor cephesinde. Galatasaray'da bir şey yok. Umut Bozok cephesi şunu söylüyor: Galatasaray, Trabzonspor. Ama bu transfer iki takım kulübü içinde geçmezse geçtiğimiz sezon forma giydiğimiz Kasımpaşa tekrardan olacaktır ya da Lorient devam edecektir. Ama Galatasaray adına yeni bir gelişme yok sevgili Ezgi. Bunu çok net söyleyebilirim yani. Son olarak da şunu sorayım Savaş sana. Şimdi bu yeni transferlerle birlikte Okan Buruk acaba nasıl bir sistem, nasıl bir oyuncu grubuyla oynayacak önümüzdeki maçlarda? Tabii taraftarlar bunu çok merak ediyorlar. Sana bu konuyla ilgili bir istihbarat geldi mi? Acaba bir sonraki mücadelede, Giresunspor mücadelesinde biz hangi yeni transferleri nasıl bir dizilişle sahada göreceğiz? Şimdiye kadar hazır gelirse gelsin oyuncular, ben son maça yakın bir 11 göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü diziliş açısından baktığımız zaman Okan Hoca'nın 4-4-2 sistemini oynatır mı? Başakşehir'de bunu oynattı. Daha önce kulüplerde bunu oynattı. Çok fazla yapan bir teknik adam. Ama bu karşılaşmada Antalya Spor maçına yakın bir 11 süreceğini söylüyorum. Hatta bir değişiklik sadece olabilir. Ben bunu da söyleyeyim. Berkan'ın yerine Mitchell olur. Yani Mitchell, Sergio Oliveira olur. Diğer taraftaki Emre Akbaba'nın da orada şöyle bir şey düşünelim. Yani Mentes daha henüz tam hazır olmadı. Yeni geldi. Hemen 11'e sokacağını düşünüyorum. Mitchell bile ne kadar hazır gelirse gelsin, biz son Antalya Spor maçında, son demeyeyim de ilk ligin Antalya Spor maçında kale, şeyde, 11'de göremedik. Çünkü maç eksiği var ama takımı çok fazla tanımıyor demişti. Yoksa maç eksiği yoktu Mitchell'un. Burada da Giresun maçında ikinci yarının hangi dakikasında olabilirim ama iki yerli oyuncu da mutlaka sahada görürüz. Tribünler çünkü 50 bin kişinin üzerinde olacak. Galatasaray bu transferleri Galatasaray taraftarını hareketlendirdi, heyecanlandırdı. Camia şu anda yeni oyuncuları görmek istiyor. Ben ligin ilk haftası Antalya Spor maçına göre bir değişiklik olacağını düşünüyorum. O da Berkan Mitşo 11'de bir değişiklik. Diğer yeni oyuncuları da tekrar söylüyorum. İkinci yarıda sahada bekliyorum sevgili Ezgi. Peki Savaş, doğru. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için, yorumların için. Güzel ben bir gün diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.